şuraya bak ya. Ne biçim konuşuyorsun? Görürsünüz şimdi siz gününüzü. Mor salıncak, yeşil kaydırak. Hak ettim artık eğlenmeyi. Arkadaşlar, bugün yeni açılan parka gidelim de. Hem de yakın, şu sokağın hemen arkasında. Ben de çok merak ediyorum. Çok güzelmiş, arkadaşlar öyle söylediler. Bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Parka gidiyoruz Romeo. Ben de sizinle birlikte geleceğim. Olur gel ama yaramazlık yapmak yok. Ne yaramazlık yapıyormuşum ki sanki? Siz de hep beni kötü biliyorsunuz yani. Ya Romeo, yapmadığın kötülük kalmadı, hala konuşuyorsun. Hiç de bile ben kötü mütü değilim. Sadece deney yapıyorum. Deney yapmadı kimse engel olamayacak. Romeo tamam. Şimdi seninle tartışmak istemiyorum. Biz parka gideceğiz. Uslu duracaksan gel. Şuraya bak ya. Ne biçim konuşuyorsun? Gelmiyorum işte. Küstüm. Duydum. Parka gidecekmişsiniz. Ben de gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin Mucize Uğur böceği. Salıncakta sallanırız. Kayaktan kayarız. Hadi gidelim o zaman. Buraları da çok güzelmiş. İyi ki taşınmışım. Ay kedi çocuk. Çok güzelmiş burası. Rengarenk bir park yapmışlar. Evet. Ben de çok beğendim. Ben geçerken görmüştüm zaten. Ben ilk defa görüyorum ya. Harikaymış, değil mi kertenkele çocuk? Ben de çok bayıldım gerçekten. Mor salıncak, yeşil kaydırak, bir tane daha pembe salıncak. Çok güzelmiş. Beyler bayanlar, salıncağa ilk önce ben biniyorum. Tamam. Kızlar öncelikli olur zaten. Ben de kaydıraktan kayacağım. Beni aranıza almazsınız he? Yaramazmışım. Yok, kötüymüşüm. Görürsünüz şimdi siz gününüzü. Romeo, ne yapıyorsun gene öyle ağacın arkasına saklanmışsın? Söylenip duruyorsun. Ne planların var gene? Üfay kızı. Bana yardım edecek misin sen onu söyle. Ne yapacaksın ki? Niye yardım istiyorsun benden? Çünkü pijama askerler beni aralarına almadılar. Oyunlarda oynattırmıyorlar. E'si ben de onların oyununu bozacağım işte. Romeo yapma. Ayıp ama. Onlar bizim arkadaşlarımız. Sen de ay kızı yani. Bunlarla geze geze iyice bunlara benzedin. Tamam sen burada dur o zaman. Tamam. Sustum. Ben gidip kamyonumu alayım. Sonra tekrar geleceğim. Bekleyin beni pijama askeriler. Romeo, ne işin var kamyonla çocuk parkında? Çabuk çek bunu buradan. Bak bir sürü çocuk var görmüyor musun? Zarar vereceksin birisine. Ben de zaten onun için buradayım kedi çocuk. Size zarar vermek için. Hani dedin ya kötüymüşüm. Beni aranıza almadınız. Ben de sizin oyunlarınızı bozuyorum. O kadar işte. Romeo, uslan artık biraz uslan. Gel sen de kayaktan kay. Bak ne kadar güzel. Tamam, sus. Sen de sohbet etmeye gelmedin buraya. Kedi çocuk, bu kim? Bu aramızdaki en haylaz çocuk. Bu oyuna yaramazlık yapar. Deney yapıyorum diye oyunlarımızı bozar. Şimdi de beton aracıyla gelmiş, kesin üstümüze bir şeyler dökecek. Ama unuttuğu bir şey var kedi çocuk. Benim de üstün güçlerim var. Güçlerimizi birleştirerek onunla baş edebiliriz. Aa evet, doğru söylüyorsun. Hatta sen uçabiliyorsun bile, değil mi? Evet, aynen öyle. Şu beton aracımın haznesini kaldırıyorum. Hadi bakalım, eğlence başlasın. Merak etmeyin pijama askerliler. Bu olayı ben halledeceğim. Nasıl halledecek acaba? Çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Bu aracı etkisiz hale getireceğim. Sen de kimsin ya? Ne yaptın benim aracıma böyle? Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım Mucize Uğur Böceği. Aracını etkisiz hale getirdim. Çünkü pijama askerlere kötülük yapmanı istemiyorum. Üf ya! Her seferinde birisi gelip benim planlarımı bozuyor. Senin de mi üstün güçlerin var bunlar gibi? Evet Romeo, aynen öyle. Bildin, benim de üstün güçlerim var. Ve gördüğün gibi aracın etkisiz hale geldi. Yani artık kötülük yapamayacaksın. Üf! Araç da sizin olsun. Salıncaklar da sizin olsun. Gidiyorum ben. Aferin sana Mucize Uğur böceği. Ne kadar güzel yaptın. Ne kadar güzel düşündün böyle. Hem bize zarar veremedi, hem de aracını etkisiz hale getirdin. Harika oldu bence.
Teşekkür ederim kedi çocuk. Şimdi aracı da ben çekeyim o zaman ve oyunlarımıza devam edelim. Bir kez daha Romeo kötülük falan yapamadı işte. Artık bir salıncakta sallanmayı hak ettim. Evet evet bence de hak ettin. O zaman ben de kayıyorum. Kertenkele çocuk gene düştün. E ne yapalım? Çocuklar düşe kalka büyür. Ben de biraz şu salıncakta sallanayım o zaman. O kadar kamyonu çektim. Hak ettim artık eğlenmeyi. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil tuşunu açmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay. Ben bir kere daha kayacağım. Hatta şu kaydıran tepesine çıkmayı düşünüyorum. Bakın nereye çıktım. Kertenkele çocuk ille bir yaramazlık yapacaksın yani. Dikkat et düşeceksin oradan. Sonra bir yerlerin acıyacak. Bir şey olmaz ama tepeden görüntünüz çok güzel.